Emek meslek örgütlerinin değerli temsilcileri, değerli milletvekili arkadaşlarım, değerli partililer, ben de hepinizi selamlayarak sözlerime başlamak istiyorum. Tabii 2 yıldır unutamasak da, unutmasak da, 2. yıl dönümü olması nedeniyle ben de grup başkan vekilimiz gibi 2 yıl önce katledilen Tahir Elçi arkadaşımızı, dostumuzu, yoldaşımızı anarak başlamak istiyorum. Bugün ilginç bir tesadüf, Ankara'da 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde kendisinin de takipçisi olduğu, avukatı olduğu JITEM'le ilgili bir faili meçhul davası görülüyor değerli arkadaşlar. Yani aramızda olsaydı, yaşayabilseydi, katledilmeseydi bugün muhtemelen Ankara'da o duruşmada olacaktı. Faili meçhullerle ilgili mücadeleye adanmış bir hayat yine öyle bitti ne yazık ki. Biz 2 yıl önce bugün İstanbul'da barış amaçlı bir toplantıda buluşacaktık. Aynı toplantıda yer alacaktık ama son anda Sur'u savunmak için, dört ayaklı minareleri savunmak için, minareyi savunmak için, kültürü, yaşamı, insanı savunmak için baronun basın açıklamasında kalmayı tercih etti. İstanbul'a toplantıya gelmedi ve ne yazık ki o günden bugüne sadece hatırası kaldı. Değerli arkadaşlar, bugün toplantımızı tek gündemle yapacağız. O hali konuşacağız sadece. Biraz önce 2 grup toplantısı yapıldı. Özellikle Cumhurbaşkanı'nın grup toplantısı çok ilginçti. Akşam kendinizi eziyet edip sakın izlemeye falan çalışmayın. Çok özet, tek cümleydi. 15 yıl boyunca benim adıma yapılan işlerden ben mesul değilim. Ailem dahil, bundan sonra benim adımın kullanılmasına izin vermeyeceğim. Şimdi değerli arkadaşlar, bir ülkenin kaderi, bir ülkenin tarihi 15 yılı en üst yöneticisi tarafından böyle özetlenince ona söylenecek söz kalmamış demektir. Dolayısıyla bugün asla onun söylediği sözleri gündeme alıp onun üzerinden bir polemik yapmayacağız. Çünkü yapılacak bir şey, söylenecek bir söz bu anlamda kalmamıştır. Bizim bugün biricik gündemimiz, tek gündemimiz aslında bu ülkede emekçinin, yoksulun, ayrımcılığa uğrayan, hukuk katliamlarının mağduru olanların tek gündemi olan o hali konuşacağız. Aslında bütün gündemlerimiz o halle doğrudan bağlantılı, doğrudan ilişkili. Bundan 15 yıl önce üstünlerin hukuku değil, hukukun üstünlüğü için varız dediler, bunun için yola çıktık dediler. Bu iddiayla siyasete girdiler ve bugün itibariyle bırakın hukukun üstünlüğünü, bırakın hukuk devletini, polis devleti olma standartlarının bile çok gerisindeyiz. Bakın, çok somut bir madde anayasanın 138. maddesi. Deniyor ki hiç kimse mahkemelere emir, talimat veremez, genelge gönderemez, tavsiyede ve telkinde bulunamaz. Bu açık bir suç tarifidir değerli arkadaşlar. Türkiye'de şu anda görülmekte olan eş başkanlarımızın, milletvekillerimizin davaları, belediye başkanlarının, gazetecilerin, akademisyenlerin davaları bu açıdan çok net bir göstergedir. Yine başbakanın aslında özellikle bürokrasiye nasıl davranmaları gerektiğine dair verdiği talimat her şeyi özetliyor. O halin ne anlama geldiği, o halde hukuktan söz etmenin ne kadar anlamlı olduğuna dair çok net bir cümle. Diyor ki bürokratlara tavsiyesinde, mevzuata takılmayın. Usul hataları yapmaktan da asla korkmayın. Değerli arkadaşlar, bu cümleler sözün bittiği yerdir. Bir ülkede eğer Cumhurbaşkanı, Başbakan konuşmalarında böyle şeylerden bahsedebiliyorlarsa o ülkede hukuk devletinden söz edilemez. Onun için o hal demek aslında hukuksuzluk demektir. Ve tabii 28 kanun hükmünde kararname çıktı bu geçen süre içerisinde. Bunlardan sadece 5 tanesi meclis gündemine geldi, görüşüldü ve kanunlaştı. Diğer 23 tanesi fiili durum değerli arkadaşlar. Yani anayasada açıkça o halde kararnameler nasıl çıkartılır,
Sonrasında ne yapılır buna dair çok somut düzenleme olmasına rağmen bu düzenlemeyi yok sayıyorlar ve meclis gündemine kararnameleri getirmekten ısrarla kaçınıyorlar. Çünkü o halde bir oldu bittiyle bir fiili durumla yönetmeyi tercih ediyorlar. Değerli arkadaşlar, yine hepimiz biliyoruz ki anayasada OHAL dönemlerinde KHK konusunda, kanun hükmünde kararnameler konusunda hükümete sınırsız bir yetki tanınmamıştır. Aksine sınırları çok net biçimde çizilmiştir. Olağanüstü hal ilan edilme nedeni neyse o nedene bağlı kalmak ve o çerçevede o sınırlar içerisinde olmak şartıyla kanun hükmünde kararname çıkartılabilir. Hepimiz biliyoruz, kış kar lastiklerinden araba filmlerine, kuaför salonlarına, sigortaya kadar birçok konu kanun hükmünde kararnamelere gündem yapılmıştır. Ve ne yazık ki değerli arkadaşlar, bu anayasa sınırlar herkes tarafından biliniyor olmasına rağmen bu sınırları sadece hükümet yok saymakla kalmamış, Anayasa Mahkemesi de bu suçun ortağı olmuştur ve neredeyse OHAL döneminde çıkan KHK'lar benim gündemimde değil diyerek hükümete canın ne istiyorsa onu yap, hangi konuda kararname çıkartmak istiyorsan o konuda çıkar demeye getirmiştir ki bu da açıkça bir suç ortaklığıdır. İşte değerli arkadaşlar, bu nedenlerle bugün emek meslek örgütlerinin OHAL değil demokrasi demesi son derece önemlidir, son derece değerlidir. Sadece kendi üyelerini, sadece kendi kurumlarını, kendi mesleki pozisyonlarını değil, bütün bir ülkeyi, barışı, demokrasiyi birlikte yaşamanın biricik yolunu savunmaktır bugün OHAL değil demokrasi demek. Değerli arkadaşlar, OHAL'le yönetilen ülkelerin uluslararası arenada hiçbir saygınlığı, hiçbir itibarı olmaz. OHAL'le yönetilen bir ülkenin diplomatı uluslararası arenada asla itibar görmez. OHAL'le yönetilen bir ülkenin siyasetçilerinin başka ülkelerde yaşanan insan hakları sorunlarına dair söyleyecek hiçbir sözü olmaz, olamaz. Bugün Türkiye OHAL'le bastırdığı bütün gündemler, OHAL'le üstünü örttüğü, halının altına süpürdüğü bütün gündemler dolayısıyla uluslararası platformlarda yargılanıyor. Bakın, kendileri Türkiye yargılanıyor, Rıza Zarrab yargılanmıyor dedikleri için ben de aynı cümleyi kullanıyorum. Ahim'de önümüzdeki dönemde muhtemelen bizim eş başkanlarımızla ilgili ya da milletvekillerimizle ilgili kararlardan daha önce referandumla ilgili karar çıkacak. Tıpkı Rıza Zarrab davası gibi Türkiye ile ilgili Ahim'deki davalar da Türkiye'yi adeta sıkıştırmış durumda. Konuyu ne kadar hani ciddiye alıp değerlendirmek mümkün? OHAL'i neden bu şekilde kullanıyorlar, uyguluyorlar ve bunun uluslararası faturasını bütün bir ülkeye ödetmeyi tercih ediyorlar? Bu başka bir tartışma konusu. Ama izninizle ben bir fıkrayla bu durumu birazcık tarif etmeye çalışayım. İki Siverekli değerli arkadaşlar berbere gidiyorlar. Tabii Siverekliler meşhur. Birisi koltuğa oturuyor, diyor ki tıraş yap ama sabunsuz, köpüksüz olsun, ben Siverekliyim. O tıraş oluyor, tıraş bitiyor. İkincisi oturuyor, ben de Siverekliyim diyor. Berber onu da tıraş etmeye başlıyor. Yarıya gelince yüzü yanmaya başlıyor. Acı ağırlaşıyor. Dur diyor, bundan sonrasını sabunlu yap. Berber diyor ki kardeş, sen Siverekli değil misin? Siverekliyim ama merkezinden, içinden değilim, köylü gündenim diyor. Değerli arkadaşlar, dış politikada gelinen nokta OHAL nedeniyle, OHAL'in keyfi uygulamaları nedeniyle Türkiye'yi ne yazık ki koltukta, berber koltuğunda kendince güç gösterisi yapan bu Siverekli'nin pozisyonuna düşürmüştür. Dolayısıyla Türkiye'nin aslında bir bütün olarak bu davaların bedelini ödememesinin, bu acıyı yaşamak zorunda kalmamasının biricik yolu Türkiye içerisinde demokratik bir hukuku hayata geçirmektir. Değerli arkadaşlar, OHAL döneminde yapılacak hiçbir bütçe halkın bütçesi olamaz. Bakın, önümüzdeki günlerde genel kurula gelecek, komisyon çalışmaları bu hafta bitiyor
Ve bu bütçede büyüyen, şişen en büyük kalem, en büyük rakam savunma bütçesi. Şimdi savunma rakamlarındaki artışa baktığınızda doğrusu şu soruyu sormadan edemiyorsunuz. Eğer bu kadar büyük artış Amerika'yla, Rusya'yla, büyük devletlerle savaşmak içinse bu rakamlar yetmez. Yok eğer Rum kesimiyle, Ermenistan'la tarihi korkulara dayanıyorsa bu rakamlar çok fazla. Yani bu bütçe savunmayı falan ifade etmiyor değerli arkadaşlar. Aslında bir tek şeyi ifade ediyor. Gayet iyi biliyoruz ki Türkiye'nin dış politikadaki ilişkilerini kurtarabilmek için savunmaya ayrılan kalemler bir takım devletlere rüşvet olarak veriliyor. Türk dış politikası ne yazık ki bir süredir böyle yürüyor. Savunma kalemleriniz bir takım ülkelerden yüklü miktarda silah alarak, uçak alarak böylece ilişkilerinizi devam ettirmenin bir aracı olarak görülüyor. Dolayısıyla bütçede büyüyen savunma kaleminin ülkenin güvenliğiyle, toplumun güvenliğiyle, insan güvenliğiyle hiçbir alakası olmuyor. Sadece ülkeyi yönetenlerin dış politikadaki manevra alanını, hareket alanını biraz daha genişletmeye imkan sunuyor. Eğer o hal değerli arkadaşlar insan güvenliğiyle ilgili olsaydı, toplum güvenliğiyle ilgili olsaydı herhalde Ankara'nın göbeğinde IŞİD okul açmazdı, okul açamazdı. Yine o hal insan güvenliğiyle ilgili olsaydı Malatya'da Alevilerin evlerine çarpı konmazdı. Demek ki o halin her ne kadar temel gerekçesi güvenlik gibi gözükse de aslında insan güvenliğiyle, toplum güvenliğiyle hiçbir ilgisi, hiçbir alakası yoktur. Değerli arkadaşlar, yine o hal aslında işçi düşmanıdır, emek düşmanıdır ve çalışanları alın teriyle, emeğiyle yaşayanları, geçinenleri açlıkla terbiye etme aracıdır. Bakın, o hal döneminde KHK'larla 113.440 kamu görevlisi, belki rakamlar daha güncellenmiştir meslek örgütleri, sendikalar tarafından ama yani 110.000'in üzerinde insan kamu görevlisi işinden atılmış, 22.747 kişinin de sözleşmeleri feshedilmiş. Cumhurbaşkanı aslında bu konuda da daha önce çok net konuşmuştu. Grevlerle ilgili sözlerini hatırlayalım lütfen. Biz göreve geldiğimizde Türkiye'de o hal vardı. Ama bütün fabrikalar grev tehdidi altındaydı. Ama şimdi biz grev tehdidi olan yere o halden istifade ederek müdahale ediyoruz. Değerli arkadaşlar, her şey çok açık değil mi? Yani o halin neye hizmet ettiği, hangi amaçlar için kullanıldığı Cumhurbaşkanı'nın sözlerinden çok net anlaşılmıyor mu? Oysa yine anayasada hepinizin çok iyi bildiği gibi 54. maddede grevin bir hak olduğu, tehdit olmadığı, demokratik rejimlerde tehdit olarak görülemeyeceği çok net biçimde ifade edilmiştir. Tabii ki çalışanlar için, emeğiyle alın teriyle geçinenler için tehdit olan o hal aynı zamanda aslında işletmeler için de, şirketler için de, iş yerleri için de bir tehdittir. Bu süre zarfında 969 şirket TMSF'ye devredilmiş ve tabii onların on binlerce çalışanı da mağdur edilmiştir. Değerli arkadaşlar, o hal aslında ilginç biçimde bazen devletin en üst kademelerinde, bazen herkesin elinin yettiği, gücünün yettiği yerde kişisel çıkarları devletin çıkarları gibi, ülkenin çıkarları gibi, beka sorunu gibi, güvenlik sorunu gibi tarif etmeye neden olmuştur. Bakın geçtiğimiz günlerde Bakırköy'de bir cezaevindeki eylem dolayısıyla doktor görevden alındı, gözaltı işlemi yapıldı. Doktorla ilgili gözaltı işleminin yapılmasına neden olan Cumhuriyet Savcısı, değerli arkadaşlar, bu doktorun yerine kimi atadı? Kendi eşinin atanmasını sağladı. Sadece bu kadar taltif edilmekle yetmedi. Savcının kendisi de Adalet Bakanlığı'nda üst düzey yönetici oldu. Yani aslında o hal bahane deyip kendi özel işlerini, kişisel çıkarlarını gözeten, kollayan bir mekanizma, bir tablo ortaya çıktı. Değerli arkadaşlar, o hal sadece işsiz bırakmıyor. O hal aynı zamanda öldürüyor. O hal döneminde çıkartılan kanun hükmünde kararnamelerle işinden atılmış 37 kişi
canına kıydı değerli arkadaşlar. Bir ülke için bundan büyük ayıp, bundan büyük utanç olamaz. Hala o halin arkasına sığınanlar, o halin arkasına saklananlar, o hali memleket için iyi bir şeymiş gibi, mecbur olduğumuz bir şeymiş gibi sunanlara sadece bu 37 kişinin canına kıymış olmasını hatırlatmamız bile yetiyor olması lazım. Tabii canına kıyanlar olduğu gibi bu ülkede umudunu yitirip, umudunu insan kaçakçılarına, insan tacirlerine bırakan ve başka yerlerde yaşamanın yolunu arayıp sonra cesetleri, cenazeleri, umutları sahile vuran maden ailesi gibi aileler var. Değerli arkadaşlar, sonuçta aslında o hal öldürüyor, KHK'lar öldürüyor ama galiba hepsinden önemlisi de vurdum duymazlık ve sorumsuzluk öldürüyor. Bakın, bir ülkede eğer bu kadar büyük mağduriyet varken, bu kadar ağır bir travma yaşanıyorken hala birileri oh olsun diyebiliyorsa işten atılanlarla ilgili, bize bir şey olmaz diyebiliyorsa ya da mağdurlar, mağdur yakınları direnmek yerine, mücadele etmek yerine sadece sızlanmayı, şikayet etmeyi tercih ediyorlarsa o ülkede o hal mücadelesi çok daha hayati, çok daha değerli, çok daha önemlidir. Değerli arkadaşlar, elbette biz biliyoruz ki o hali bitirmenin, o hali sonlandırmanın biricik yolu dayanışmadır, direniştir, mücadeledir. Hayatın her alanında, her yerde bu haksızlığa, bu zulme, bu baskıya karşı durmaktır. Elbette bu baskıya boyun eğmeyenler var, karşı duranlar var, yasaklamaları tanımayanlar var. İşte birkaç gün önce kadına yönelik şiddetle ilgili gün dolayısıyla kadınların yürüyüşü o hal gerekçe gösterilerek engellenmek istedi. Ama İstanbul başta olmak üzere bu yasağı, bu engellemeyi tanımayan ve şiddetsiz, haklı, demokratik tepkilerini İstanbul sokaklarına taşıran kadınları da bu vesileyle selamlıyoruz arkadaşlar. Biliyoruz ülkeyi bu iktidar o halsiz yönetemez hale geldi. Ve Türkiye aslında bütün kurumlarıyla, mekanizmalarıyla o halsiz yönetilemez bir ülke pozisyonuna sürüklendi. İktidara dair çok söylenecek şey yok ama Türkiye'de iyi kötü muhalefet etmek isteyen, kendisini muhalefet safında tanımlayan herkese çağrıda bulunuyoruz. OHAL şartlarında nasıl halkçı bütçe olmazsa, OHAL şartlarında nasıl hukuki bir düzen kurulamazsa, OHAL şartlarında nasıl demokrasi, insan hakları, ifade özgürlüğü olmazsa, değerli arkadaşlar, OHAL şartlarında demokratik bir seçimin de olamayacağını şimdiden bütün muhalefet partileri çok yüksek sesle dillendirmeliler ve bu tavrın da arkasında durmalılar. Yoksa bugün başka gündemlerle uğraşıp ya da kuytuda saklanıp kenarda köşede kendisine pozisyon alıp yarın bize demokrasi kahramanı olarak karşımıza çıkmaya kalkmasınlar. Çünkü Türkiye'nin geleceğiyle ilgili söyleyecek bir sözleri varsa bunu bugün söylemeliler. O halle ilgili söylemeliler. Türkiye'nin bu hale gelmesinde payı olan, sorumluluğu olanların yarın bizden de hiçbir beklentisi olmamalıdır. Bunun altını özellikle çizmek istiyorum. Değerli arkadaşlar, Türkiye'de demokrasiyle ilgili kaygısı olan, Türkiye'de demokrasiyle ilgili beklentisi olan ya bugün konuşmalıdır, ya bugün meydanlara çıkmalıdır, ya bugün sesini yükseltmelidir, ya asla kimseye demokrasi kahramanlığı satmaya kalkmamalıdır. Değerli arkadaşlar, o hal aynı zamanda ifade özgürlüğüne, örgütlenme özgürlüğüne tahammülsüzlüktür. O halle geçirdiğimiz bu süre içerisinde, bu 1,5 yıl içerisinde 33 televizyon, 37 radyo, onlarca internet sitesi ve gazetelerle birlikte toplam 162 medya kuruluşu kapatılmış ve onların çalışanları da işsiz bırakılmıştır.
Bu aslında ifade özgürlüğüne yönelik bir korkudur. Örgütlenme özgürlüğüne yönelik bir korkudur. Bu öyle bir korkudur ki Fikret Başkaya'nın 25 yıl önce yazdığı kitap aslında sizin de bugün paradigmanızın iflas ettiğini ilan eden kitap bile sizi korkutur ve o yaşında sabahın köründe evini basıp kitabına el koyarak gözaltına alma yoluna gidersiniz. Bu öyle bir korkudur ki o halde ayakta kalmanın yolunu Yüksel Caddesi'nde insan hakları anıtı önünde insan hakları örgütlerinin savunucularının iki çift söz söylemesi sizi kaygılandırır, endişelendirir. Bunu engellemek için gözaltı uygulamasına gidebilirsiniz. İşte değerli arkadaşlar, biz bütün bu korkuları aşmanın yolunun mücadele etmekten, direnmekten geçtiğini biliyoruz. Çünkü siyaset üzerindeki vesayet de olağanüstü hal vesilesiyle çok daha pekişmiş, çok daha derinleşmiştir. Birileri bu çatıda, bu meclisin bulunduğu kampüste iktidara geldiklerinde işte tören kıtasını meclisin kampüsünden çıkartmayı ya da Atatürk'ün askeri üniformalı resimlerini duvarlardan indirmeyi sivilleşme sanıyorlardı. Demokratikleşme sanıyorlardı. Elbette sembolik şeyler anlamlı olabilir. Ama işin özü gittikten sonra, işin özü çöktükten sonra bu semboller sadece bir kandırmaya dönüşür. Evet değerli arkadaşlar, Türkiye'de askeri vesayet önemli bir tehdittir. Ama bugün Türkiye aslında o günkü gibi açık olmayan, askeri gibi gözükmeyen, sivil görünümlü, aslında üniformasız, apolessiz diye tarif edebileceğimiz bir başka vesayetle karşı karşıya. Bakın, bir milletvekilimiz Felek Nas Uca, Avrupa Konseyi toplantılarına katılması gerekiyor. Meclis tarafından görevlendirilmiş partimizin temsilcisi. Mahkeme kararı yurt dışı yasağı bulunmadığı yönünde çıkıyor. Ama mahkeme kararına rağmen emniyet pasaportunu iptal ediyor. Şimdi değerli arkadaşlar, bu parlamento iradesi üzerinde vesayet değil de nedir? Birçok partilimiz aylar önceki grup toplantımızda atılmış sloganlar dolayısıyla hala meclise giremiyorlar. Meclisin kapısından geri döndürülüyorlar. Milletvekilleri kendi çalışacakları danışmanları kendileri seçemiyor. Onların ne kadar güvenilir insanlar olup olmadığına güvenlik görevlileri karar veriyor. Milletvekilleri bunu tercih edebilecek, iradeyi ortaya koyacak pozisyonda görünmüyorlar. Bu vesayet değilse nedir? İşte biz o hale karşı çıkarken, o hal değil demokrasi derken, tam da Türkiye'nin bütün sorunlarının demokratik platformlarda, demokratik yollarla, demokratik mücadeleyle aşılması gerektiğinin altını çiziyoruz. Değerli arkadaşlar, bakın o hal nelere bahane ediliyor, hangi siyasi mücadele araçlarının önünü tıkamak için kullanılıyor, çok somut yakın bir örnek. Önümüzdeki günlerde 3 Aralık'ta Ağrı'da hem bizim ilk kongremiz var hem de iktidar partisinin. Ve önce çok yoğun bir diyalogla seçim kurulu parti yöneticilerimizi 3 Aralık'ta kongre yapmaktan vazgeçirmeye çalışıyorlar. Çeşitli gerekçeler ortaya koyuyorlar, bahaneler ortaya koyuyorlar. İşte üye kayıtları ile ilgili sorun çıkaracaklarını açıkça beyan edip bu işten vazgeçin diyorlar. Şimdi değerli arkadaşlar, Ağrı'da iki parti aynı anda kongre yapabilir. Ağrı geniş bir yer, iki partinin aynı anda kongre yapmasında bizce bir mahsur yok. Ama eğer bir tercih yapılacaksa, yani Ağrılıların %70'i 80'i HDP'ye oy vermişken ne adına siz iktidar partisinin aynı tarihte kongre yapmasına izin veriyor ama bizim kongremizi bir hafta sonraya erteliyorsunuz? Bu siyaset üzerinde vesayet ve baskı değilse nedir değerli arkadaşlar? Bu aslında çok açık biçimde o halin ve tabii son referandumla birlikte o halin Türkiye'nin bir parti devleti haline gelmiş ortamında devlet partisinin diğer partilerden farklı olduğunun tescillenmesidir. Hani anayasada parti kurma özgürlüğünden, partilerin eşitliğinden bahsedilir. Anayasal güvence ortaya konulur. Ama görüyoruz ki parti devletinde devlet partisi daha eşittir. Ve onlar istedikleri tarihte kongre yapabilir ama o halkın %70'inin 80'inin tercihte bulunduğu partinin kongresi çok rahatça, keyfi biçimde bir hafta sonraya ertelenebilir.
Değerli arkadaşlar, o hal Sur için, Cizre için, Silvan için, Silopi için, Şırnak için, Nusaybin için, Gever için sokağa çıkma yasakları demektir. Hem de tarihin en uzun sokağa çıkma yasakları demektir. Abluka demektir. 11 il, 47 ilçe içerisinde olmak üzere 268 kez uzatılmış ya da ilan edilmiş sokağa çıkma yasaklarından bahsediyoruz. O hal yine bu şehirler için değerli arkadaşlar kayyumla yönetilmek demektir. Seçtiklerinizin iradesinin tanınmaması, yok sayılması ve kayyum marifetiyle her şeyin yapılacağını sanmak demektir. Eğer 15 yıl önce partinizi kurduğunuzda iktidara gelmek için Türkiye'ye vaatlerinizi seçilmiş valilik üzerine kurarsanız, yani valilerin bile seçimle geleceği bir yönetim modeli vaadinde bulunursanız, sonunda bırakın seçimle gelen valiyi, atanmış belediye başkanları sistemine geçtiğinizde elbette bunun sorumluluğundan, bunun hesabını vermekten de asla kurtulamazsınız. Değerli arkadaşlar, biliyoruz OHAL ortamında, OHAL koşullarında meslek örgütleri, sivil toplum örgütleri, insan hakları savunucuları nasıl zorlanıyorsa, nasıl çalışmaları engelleniyorsa ve onların attığı her adım, yaptıkları her açıklama nasıl birilerini rahatsız ediyorsa, HDP'nin de yaptığı her iş, yürüttüğü her çalışma birilerini rahatsız ediyor. Çünkü değerli arkadaşlar, HDP yarınlara dahil hayal satmıyor. HDP geçmişle nostalji yaparak kendisini kandırmıyor. HDP bir şey yapılacaksa bugün yapılması gerektiğini biliyor. HDP bugün o halle ilgili yürütülecek mücadelenin Türkiye'nin birlikte yaşamında, barışında, demokrasisinde olmazsa olmaz olduğunu biliyor ve bunun tek çıkar yolu olduğunun bilinci içerisinde hareket ediyor. Değerli arkadaşlar, elbette ki bu şartlardan mutlaka çıkacağız. Bu karanlıktan mutlaka kurtulacağız ama bunun biricik yolu da dayanışmadan geçiyor, birlikte olmaktan geçiyor, el ele vermekten geçiyor, omuz omuza mücadele yürütmekten geçiyor. Kendinizi hangi kimlikte hissediyor olursanız olun, tüm kamuoyuna bu çağrıyı yapmak istiyorum. İster liberal, ister sosyal demokrat, ister Alevi, ister dindar, hangi kimlikte görüyor olursanız olun, şunu bilin ki birileri özgür olmadan siz de özgür olmayacaksınız. Birimiz güvende olmadan siz de güven içerisinde olmayacaksınız. Ve bu ülkede o hal bitmeden, o hal kalkmadan, o hal sonlanmadan hiçbirimiz onurlu yaşayamayacağız, özgür olmayacağız ve birlikte yaşamanın hukukunu inşa edemeyeceğiz değerli arkadaşlar. O hal nefreti, mutsuzluğu, öfkeyi, kutuplaşmayı artırıyor. Bizse tam tersini savunuyoruz. Birbirimizi anlamayı, eşit olduğumuzu ve bir gün mutlaka özgür olacağımızı ve ancak bu şekilde birlikte barış içinde yaşayacağımızı daha yüksek sesle aykırmak, daha net dillendirmek o halden çıkışın da galiba biricik yolu. Bu nedenle bir kez daha grubumuzu bitirirken o hal değil demokrasi diyorum. O hal değil demokrasi çağrısı yapan meslek örgütlerini, emek örgütlerini selamlıyorum. Bu uğurda yürütülecek mücadelenin herkes için, hepimiz için son derece zor olacağını biliyorum. Ama galiba bedeli ödenmeyen hiçbir şeyin değeri kıymeti olmuyor. Türkiye'ye demokrasinin bahşedilmediğini, birilerinin lütfuyla da kurumsallaşmayacağını yürüteceğimiz mücadeleyle, yürüteceğiniz mücadeleyle, birlikte sokaklarda hayatın her yerinde yürüteceğimiz kavgayla elde edeceğimizin çok net biçimde farkındayım. Küçük hesapları ve kişisel yaklaşımları bir tarafa bırakıp Türkiye'ye bir iyilik yapmak, kendimize, yürüttüğümüz mücadeleye bir iyilik yapmak ve savunduğumuz toplumsal kesimlerin haklarını savunmak için bir kez daha hep birlikte o hal değil demokrasi diyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.